başka elemana gelelim. Kompak şalterler ve motor koruma şalterleri. Bununla da yine daha önceki elemanlarda yaptığım gibi bir açıklama yapayım. Motor koruma şalterleri ve kompak şalterlerle ilgili yine detay videolarım var. Linkini videonun aşağıdaki açıklama kısmına atıyorum. Bu videoyu izledikten sonra tekrar o videolarda biraz daha teknik detaylarını görebilirsiniz. Söktüm, parçaladım, içine baktık, dışına baktık. Yani burada anlatacaklarımdan biraz daha detaylı uygulamalı olarak o videolarda bir şeyler anlatmaya çalıştım. Burada en temel haliyle kompak şalterler ve motor koruma şalterleri hakkında size bilgi vereceğim. Yapı ve çalışma prensibi itibariyle otomatik sigortaların yüksek akım kesme kapasitesine sahip olanları diyebileceğimiz kompak şalterler son yıllarda besleme hatları ve motor koruma devrelerinde düşen maliyetleri, artan güvenlikleri ve kolay montajları nedeniyle tercih edilen elemanlar haline gelmiştir. Aşırı yüklere karşı devreyi koruyan termik eleman ve kısa devrelerde şalterin açmasını sağlayan manyetik bobinden oluşan kompak şalterler standart değerleri haricinde bazı modellerinde belirli bir ayar sahası içerisinde termik ve manyetik ayarı kullanıcı tarafından yapabilecek şekilde imal edilmektedir. Kompak şalterleri ile motor koruma şalterleri çalışma prensibi itibariyle aynıdır. Fakat pano ve hat korumalarında kullanılan yüksek akım değerine sahip olan kompak şalter adını alırken daha küçük akım değerine sahip olan ve motor kumandalarında kontrollerinde kullanılanlara motor koruma şalterleri adı verilmektedir. Şimdi çok hızlı bir giriş yaptık ama biraz daha bunu açayım sizlere. Yapı olarak baktığınızda kompak şalterlerin akım değerleri yüksektir. Yani 100 amper, 150 amper, 250 amper, 600 amper, 1000 amper, 1500 amper gibi yüksek akım değerlerinde kesme yapanların adı kompak şalterlerdir. Eğer sizin çok yüksek akım değerine sahip, örneğin 200-250 amper gibi akım değerlerine sahip olan bir motorunuz varsa bu motoru korumak için kompak şalter kullanabilirsiniz. Ama kompak şalterler bunun haricinde bir panonun besleme girişinde bağlı olan koruma elemanlarıdır. Kompak şalter vardır üstte. Bunun altında linyelere ayrılır. Örneğin 630 amperlik bir kompak şalterim vardır. Bunun altında işte örneğin 50 amperlik bir motorum vardır. 25 amperlik bir motorum vardır. 40 amperlik bir aydınlatmam vardır. Buna benzer altında 8-10 tane linyeye bölünür. Genellikle dediğim gibi kompak şalterler çok büyük akım değerlerine sahip olan motorları korumada kullanırsınız. Evet ama genellikle bunların kullanım yerleri panoların ana giriş besleme kısımlarında, yani aşağı dağıtım barasının üstünde panoyu genel koruma amaçlı kullanılan elemanlardır. Motor koruma şalterleri ise daha çok motor özelinde çalışan, yani motor koruma şalteri çıkışına bağlı olan motoru koruyan elemanlardır. Sigortalarla yapı olarak aynı. Yani bunların da sigortada olduğu gibi içerisinde bir adet bir metal eleman var. Aşırı yüklerde koruma yapıyor ve yine bir adet bobin var. Kısa devre anında devreye giriyor. Peki sigortadan farkı ne? Birincisi, sigortayı yüksek akım değerlerinde yapamazsınız. Yani bir 200 amperlik sigorta olmaz. Çünkü sigorta daha çok aydınlatma devrelerini ve işte basit evdeki tesisatları korumak amaçlı kullanılan elemanlardır. Yapısı ona göredir, kesme kapasitesi ona göredir. Ama daha yüksek kesme kapasitelerine sahip olan, yani kesme kapasitesinden kastım şu, bir sigortayı siz kısa devre ettiğinizde çıkışını sigortada linyedeki gerilim düşümleriyle birlikte en fazla 5-10-15 kilo amperlik gibi kısa devre akımları geçebilir. Anlık açma yapana kadar. Ama kompak şalterler ya da motor koruma şalterleri daha çok güç devrelerinde kullanıldığı için bunların çıkışlarında oluşan kısa devre akımları 50-100 kilo amperleri bulabilir. Şimdi çok yüksek bir kısa devre akımını siz yapı olarak daha basit bir sigorta ile kesemezsiniz. Sigorta ilk kısa devrede parçalanır. Ama bunların mekanik dayanımları sigortaya göre daha iyidir. İkincisi, sigortalar standart değerde üretilir. Yani 16 amperdir ya da 20 amperdir. 18 amperlik, 17,5 amperlik sigorta olmaz. Ama bu kompak şalterleri ve motor koruma şalterlerinin ben termik ayarını yapmam mümkün. Üzerinde bir ayar vidası var bunların. Ayar vidasından ben bunun termik ayarını yapabiliyorum. Yani örneğin motor koruma şalteri 16 ile 20 amper arasındaki herhangi bir akım değerine kendisini ayarlatmama müsaade ediyor. Bazı modellerinde, özellikle kompak şalterler için söz ediyorum, termik ayarının yanı sıra bir de manyetik ayarını 4 misli, 6 misli ya da 8 mislini kısa devre kabul edebileceğim şekilde manyetik ayar yapmam da mümkün. Şimdi şekillere bakacak olursanız önce şundan başlayayım, yani ekranın sağında olandan. Bu içerisinde hem termik koruma hem de kısa devre koruması olan bir koruma elemanı. Bu motor koruma şalteridir. Bu kompak şalterdir. Ama demin de söylediğim gibi kompak şalterler bazen bir panoda ana beslemede kullanılabilir. Böyle bir kompak şaltere siz içerisine termik koruma koymanıza gerek yok. Çünkü örneğin demin de bahsettiğim gibi 630 amperlik bir kompak şalterin altında örneğin
örneğin 100 amper, 50 amper, 20 amperlik gibi motorlarım olacak. Şimdi en büyük değer 630 amperin altında en büyük diyelim örneğin 100 amper olsun. 100 amperlik bir motorun zaten çekmiş olduğu aşırı yük kendisine ait olan ya motor koruma şalteri ya da başka bir kompakt şalterle korunacaktır. O nedenle aşağıdaki 100 amperlik kompakt şalterin aşırı akımda açması nedeniyle 630 amperlik yukarıdaki bir üst koruma seviyesindeki kompakt şalterin aşırı akımdan açması mümkün olmayacaktır. Zaten 630 amperlik bir kompakt şalterin aşırı akım açmaları 630 üstüne çıkın 650 700 800 amperler gibi değerlerde olmaktadır. Buna en yakın değer aşağıdaki motorum 100 amperse 630'un üstü hani 800 amperler 700 amperler dedim ya. Zaten 100 amperlik motor için 700 800 amper bir kısa devre korumasının devreye girmesidir. Yani bir aşağıdaki o motora ait kompakt şalterin ya da motor koruma şalterinin üstteki 630 amperlik kompakt şalterden daha önce daha hızlı bir şekilde devreye girmesiyle sonuçlanacak. O nedenle bir pano girişini besleyecekseniz termik koruma olmasına gerek yok kompakt şalteriniz içerisinde. İşte bu resim, ortadaki resim ise termik koruması olmayan, sadece manyetik koruması olan, kısa devrelerde açma yapan bir şaltere aittir. Yani kompakt şalterleri siz seçerken termik artı manyetik koruma seçebilirsiniz. Sadece manyetik koruma seçebilirsiniz. Sağdaki resim termik artı manyetik korumadır. Bu soldaki resim, yani şu anda ortada duran resim sadece manyetik korumadır. Kısa devrelerde açma yapan bir kompakt şaltere aittir. Ama buradaki motor koruma şalterlerinin içerisinde hem termik hem manyetik özellik olmak zorundadır. Çünkü bunların çıkışı direkt motora bağlı. Motora bağlı olduğu için motorun çekmiş olduğu aşırı akımlarda da motoru korumak zorundalar. Ama bir kompakt şalteri demin dediğim gibi bir bara girişine pano dağıtımının üst noktasına koyacaksanız aşırı akım korumaya gerek yok. Manyetik koruma yeterlidir. Ama bu kompakt şalterin çıkışında sadece ve sadece bir motor varsa bunda aşırı akım koruma olmak zorundadır. Kompakt şalterlerin motor kumandasında burada kompakt şalter kısmının tek aç yaması çizilmiş. Kullandığım yardımcı bloklar var. Şimdi onlardan bahsedelim. Yardımcı kontak bloğu kompakt şalterin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu gösterir. 13-14 normalde açık, 21-22 normalde kapalıdır. Şimdi burası tek aç yaması olarak kompakt şalterin kendisi. Bu da yardımcı kontak bloğum. Şimdi dikkat edecek olursanız kesik çizgi bunların mekanik bağlantısı olduğunu gösterirdi. Kesik çizgi nereden geliyor? Ana kontağın kendisinden. Peki buradaki tek aç şemasından kompakt şalterin nasıl çalıştığını görelim. Şu bir kere kare olarak gördüğünüz içinde artı olan kısım açtırma mekanizmasının kendisidir. Şu benim kompakt şalterimin ana kontaklarıdır. Bunun anlamı şuradaki düz T var ya, yan yatık T. Bunun anlamı bu şalterin kontaklarına ben manuel olarak kumanda edebiliyorum. Evet, şuradan bakacak olursak tekrar bu şalteri elle açıp kapabilirim. Ya da buradaki motor koruma şalterlerini elle açıp kapatabilirim. Bu mümkün. Bu bana onu gösteriyor. Bir diğeri ise şuradaki tek tarafı açık kare gibi gözüken şey termik koruma elemanıdır. Termik koruma elemanıdır. Yani aşırı yüklerde koruma elemanı, devreye giren koruma elemanıdır. Ve dikkat edecek olursak ondan kesik çizgi açtırma mekanizması gitmiş. O zaman şunu diyor bana, eğer motor aşırı akım çekecek olursa termik koruma elemanı devreye girecektir ve mekanizmayı açtıracaktır. Burada büyük I'nın anlamı da kısa devre akımıdır. Akımın limitörleme özelliğidir. Kısa devre akımıdır. Dikkat edecek olursanız bunun da kesik çizgisi açtırma mekanizmasına geliyor. Eğer devremde bir kısa devre olacak olursa, bunu manyetik açıcı yani bobin algılayacak ve mekanizmayı açtıracaktır. O zaman bu şalterin atması için yani açma yapması için 3 metodum var. Bunlardan bir tanesi elle açtırabilirim. Biri termik aşırı akımla açtırma yapabilirim. Öbürü de kısa devrede açtırma yapabilirim. Ve dikkat edecek olursanız 13, 14, 21, 22 nolu kontakların hepsi bu mekanizmaya bağlı. Yani şalterin açık mı ya da kapalı mı olduğuna bakar. Arıza ihbar kontağı. Arıza ihbar kontağına bakalım. Arıza ihbar kontağında dikkat edecek olursanız kontaklar kesik çizgilerle manyetik açıcıya ve nereye bağlı? Termik açıcıya bağlı. Şimdi 43 ve 13 nolu 2 tane kontaklarım var. Yani 4.43, 4.13, 4.44, 4.14. 2 adet burada kontağım var. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Bir kere bu kontaklar kompakt şalterin ana kontaklarından bağımsızdır. Bakın orada herhangi bir kesik çizgi yok. Eğer kompakt şalteri siz elle açma yapacak olursanız bu kontaklar konum değiştirmez. Kompakt şalteri manuel olarak elinizle açma yaparsanız bu kontaklar konum değiştirmez. Bu kontaklar sadece ve sadece kompakt şalter içerisinde oluşan bir ağrı arıza
da konum değiştirir. 43-44'e bakıyorum. 43-44 iki arızada da açma yapıyor. Yani ne demek istiyorum? Hem termik arızada açma yapar, hem kısa devrede açma yapar. 13-14 yani 4-14 nolu kontakları sadece ve sadece kısa devrede açma yapar. Kesik çizgiye bakın. 4-13-4-14 kesik çizgiyle sadece kısa devrede bobin açtırmasına bağlı. 4-43-4-44 nolu kontak blokları ise hem kısa devreden kesik çizgi gelmiş hem de termikten kesik çizgi gelmiş. Yani aşırı akımdan. E şimdi nasıl ayıracağız? İkisini karşılaştırarak ayıracaksınız. Eğer 4-13-4-14 kontakları kapalı ve aynı zamanda 4-43-4-44 kontakları kapalıysa bilin ki bu bir kısa devreden dolayı açma yapmıştır. Niye? Zaten 4-13-4-14 kısa devreden açma yapacak. Kısa devreden aynı zamanda 4-43-4-44 da açma yapacak. Ama 4-13-4-14 kontakları açık. Sadece 4-43-4-44 kontakları kapalı ise bu bir aşırı akımdan dolayı, aşırı yükten dolayı açma yapmış anlamına gelir. Niye? Aşırı yükten açacak ya kısa devreden. Kısa devre yapsa 4-13'te açık olması lazım. 4-13 açık değilse, sadece 4-43 ise o zaman bu sadece ve sadece aşırı yükten dolayı açma yapmış anlamına gelir. Uzaktan açtırma bobinine gelelim. Uzaktan açtırma bobininin C1-C2 uçlarına gerilim uygulandığında kompakt şalterin açması sağlanmaktadır. Kontaktörün devreyi açmasını istemediğimiz veya kontaktör kullanılmayan devrelerde oluşabilecek çeşitli arızalar durumunda motor devresini açmak için kullanılabilir. Bir arıza anında başka bir arıza kontrol rölelerim de olabilir. O kontrol röleleri kontaktörü devre dışı bıraktırıyor olabilir. Ve kontaktörün devre dışı bırakılma sırasında bir kısa devreye yakın yüksek akım değerine kontaktörün açması demek, kontaktörde arkların oluşması ve kontak ömürlerinin kısalması demek. O nedenden dolayı bazen kısa devrelerde kontaktörün değil de daha üstteki kompakt şalterin açmasını isteyebiliriz. O durumda ben uzaktan açtırma bobini bağlayabilirim. Şimdi uzaktan açtırma bobini bağladığımda bakın ne oldu. Mekanizmada ne vardı? Şu kare artıya 50 açtırma vardı. Şurası. Termik açtırma vardı bura. Kısa devre açtırma vardı. Bakın bir de C1-C2 bobin açtırma girdi. O zaman buna bir dördüncü açtırma mekanizması olarak içerisine yerleştirilen bobin girdi devreye. Şimdi gelelim buraya. Şalterim kapatıldığında, yani şalterin kontakları kapatılıp enerji geçişi yaptığında, hatırlayın 1-13-1-14 yardımcı kontak bloğumdu. Bu kontak kapanacak ve artık kumanda devremi çalıştırabilir hale geleceğim. Ve stop butonu üstünden, start butonu üstünden K1 kontaktörümü çalıştırabiliyorum. K1 kontaktörüm nerede? Motorun devresinde. Şu güç devresi üzerinde. Daha sonra ne yapmışım? K1'i mühürlemişim. Tamam mı? Eğer ben bu çalışma sırasında S3 butonuna basacak olursam S3 butonum C1-C2'yi devreye alacak. Yani uzaktan açtırma bobinini devreye sokacak. Uzaktan açtırma bobinim ise benim kompakt şalterim açma yapmasına sağlayacaktır. Düşük gerilim bobininden bahsedelim. Düşük gerilim bobini devrenin enerjisi kesildiğinde ya da gerilimde oluşan dalgalanmalarda kompakt şalterin açmasını sağlar. İki çeşidi vardır. Bunlardan birincisi enerjisi kesildiğinde gecikmesiz olarak şalteri açarken, diğeri kısa süreli enerji kesilmelerinde gereksiz açmaları engellemek için gecikmeli açma sağlar. Düşük gerilim bobinine neden ihtiyaç duymuşuz? İhtiyaç duyma nedenimiz şu. Eğer benim 3 fazlı şebekemde gerilim 380 senin çok fazla altına düşecek olursa, fazla arası gerilimden bahsediyorum, örneğin 300 voltlara, düşük gerilim sistemimde istenmeyen arızalara neden olabilir. Şöyle diyelim, bir motor eğer düşük gerilim altında çalıştırılmak istenirse ve milinde yük varsa, yük durumu da tam yükteyse, bu sefer motor milindeki yükü kaldırabilmek için gerilimi düşük de olsa şebekeden yüksek akım çekmeye çalışır. Ya da düşük gerilim benim elektronik cihazlarımda istenmeyen çalışmalara neden olabilir. O nedenle gerilimin yanlış hatırlamıyorsam %70'inin altına düştüğünde ya da %110'unun, bunu teyit etmem lazım bu bilgiyi, dokümanlarda var, hazırlamış olduğum dokümanlarda. Örneğin gerilimin %70'inin altına düştüğünde bu açma yapacaktır. Kompakt şalteri açma yapacaktır. Düşük gerilim bobindir bu. D1-D2 dikkat edecek olursanız uzaktan açtırma bobini gibi bağlanmış. Burada S3 kapalı anahtar üzerinden bağlanmış. S3 kapalı anahtar üzerinden bağlanmış. Eğer buradaki devrem, dikkat edelim, nötr ve L1 var. Yani L1-L0 aslında eski bir isimlendirme. Bu şimdi L0 oldu. 220'nin %75'in yani 160 voltlarda falan gerilim düştüğünde uzaktan açtırma bobinim devreye girecektir. Ve uzaktan açtırma bobinim
kompakt şalteri devre dışı bırakacaktır. Aslında uzaktan açtırma bobini mi, düşük gerilim bobini mi derseniz daha çok sistemlerde düşük gerilim bobini kullanılmaktadır. Niye? Düşük gerilim bobiniyle uzaktan açtırma da yapabilirsiniz. Ekstra düşük gerilimin bir de düşük gerilim koruması vardır. Ne demek istiyorum? Normalde şebekemli gerilim demin de dediğim gibi düştüğü zaman S3'ün 21-22 üzerinden D1-D2 düşük gerilim rölesinin de gerilimi düşecek, açma sağlayacaktır. Ya da gerilimim normal olabilir, 220 olabilir ve S3 butonuna basarsam uzaktan açtırma bobininin D1-D2'sinin enerjisi kestiğim için gerilimi sıfır algılayacak ve sıfır gerilimde düşük gerilim statüsünde olduğu için yine uzaktan açtırma sağlayacaktır. Yani düşük gerilim rölesiyle ben uzaktan açtırma işlemini ve düşük gerilim korumasını yapmış olurum. Şimdi bunları bir tabloda gösterelim. 1.13, 1.14, 1.1, 1.22 yardımcı kontak bloğu sadece mekanik açmaları gösteriyor. 4.43, 4.31, 32 ya da 4.21, 4.13, 4.14 bunlarsa benim arıza ihbar kontaklarım. Şimdi E1, E2, E3, E4 gibi gözlanmalarım var. Ve dikkat edecek olursanız E1, 1.13, 1.14 üzerinden geçmiş. 1.13, 1.14 ne? Yardımcı kontak bloğumdu. Eğer kompakt şalter kapatılmışsa yani devreye girmişse bu kontak kapanacağı için E1 lambası yanacak ve bana kompakt şalterin devrede olduğunu, yani kapalı olduğunu gösterecek. Eğer kompakt şalterim açıksa, kompakt şalterim açık olma durumunda dikkat edecek olsanız 1.21, 1.22 kontakları kapalı, E2 lambası yanıyor. Diyor ki şalter açık. Yani şalteri 1'i elle açmış. Bunun anlamı bu. Yani şalter devreye enerji vermiyor. Eğer 4.43 ise, 4.44 ise bana 4.43, 4.44 nereden geliyor arızası? Hem termikten hem uzaktan açtırmadan geliyor. Dikkat edecek olursanız. Genel arıza aşırı yük de olabilir, kısa devrede olabilir ama 4.13, 4.14 ise bu sadece kısa devreden geldiği için devremde bir kısa devre oluşmuş. Şimdi aslında bu yardımcı kontak bloklarını, göz lambalarını bağlayıp operatör bunu görsün diye kullanmayız. Burada lamba gösterdim ama bunlar benim PLC sistemime, PLC sistemi üzerinden de panel, operatör panel ya da SCADA sistemime bilgi aktarmak amaçlıdır. Yani örneğin bir SCADA sistemi üzerinde ben Q1 şalterini elle mi açıldı, arızadan mı dolayı açtığını görebilir. Ya da bu şalter açmışsa arızadan dolayı hangi arızadan dolayı açmış olduğunu görürüm. Buna bağlı olarak uzaktan arızaya müdahale etmem ya da bakımcıların arızaya giderken en azından arıza hakkında bilgi sahibi olmaları, arızayı nerede aramaları gerektiğine dair bir fikir sahibi olmaları açısından yararı vardır. Peki bu modüller nasıl bağlanacak? Bu modüller eğer bir motor koruma şalteri ise yandan bağlanabilir. Far ve arıza kontakları, yardımcı kontaklar ve üst kapağı kaldırarak uzaktan açtırma bobini ya da düşük gerilim bobini takabilirsiniz. Bu bir kompakt şalterse bu elemanları takabilmemiz için üst kapağın açılması lazım. Altında bunlara ayrılmış yerler var. O yuvalara oturtulur. Gerekli kablo bağlantısı yapılır. Kompakt şalterlerin aynı paket şalterlerde olduğu gibi pano gövdesine yerleştirilir ve pano kapağından eğer müdahale etmek isterseniz bunlara ait uzatma kolları mevcuttur. Ve bu pano kapağını delerek bu şalterin mekanizmasını pano kapağı üzerine taşımamıza imkan sağlar. Burada eğer ben motor koruma şalteri kullanıyorsam, yani bunun içerisinde hem kısa devre koruma için bobin hem de aşırı yük için termik koruma varsa bunun çıkışına kontaktör bağlarım, kontaktörle çalıştırırım. Ama bu bir manyetik şalterse, yani içerisinde termik röle koruması yoksa burada yazı yanlış. Bu manyetik şalter. Manyetik şalterse bunu sigorta niyetine kullanırım. Çıkışına kontaktör bağlarım. Bunun içerisinde manyetik şalterin içerisinde termik röle koruması olmadığı için ekstra buna bir de termik röle bağlamak zorundayım.